Beyhanlı'daki çifte saldırı ve sonrasında yaşananları konuşacağız. Ayrıca Başbakan Erdoğan şu sıralarda Amerika yolunda. Bu gezi hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan hayli önemli. Star gazetesi yazarı Fehmi Koru ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu patlamanın akabinde, iki patlamanın akabinde Reyhanlı eylemi önce emin olalım diye bir yazı yazdınız. Ve orada aslında her ne kadar içi boş gibi görünse de PKK terörü bitince yerini ne alır gibi bir şey tartıştık diye başlıyor o yazı. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısına baktım bugün. Şöyle diyor, çözüm sürecinde aslında Rusya'da, İran'da çeşitli defalar örgüt içinden engellemeye çalıştı ki biz bunun sinyallerini gördük, işte Karayılan'a İran'dan gelen teklif gibi, fakat olmadı. Öyle olmayınca devreye tekrar o eski sistem sokuldu. Yani işte Avrupa'da uyutulan DHKPC uyandırıldı, acilciler harekete geçirildi diyor. Ne dersiniz? Bunların ayak izleri... Yani hareket noktaları doğru olan tespitler bunlar. Yani Türkiye'nin bir baş ağrısından kurtulduğu ortamda yeni bir baş ağrısına ihtiyacı olduğuna inanan herhalde pek çok kişi, örgüt ve devlet var. Dolayısıyla bunlar ellerinin altında bulundurdukları, şimdilik uyuyan bir takım hücreleri uyandırırlar, harekete geçirirler ve bu tür eylemleri yaptırabilirler. Dolayısıyla hareket noktası çok yanlış olmayan bir tespit bu. Ama tabii acilciler midir, yoksa başka örgütler mi bu konularda bu eylemlerde kullanılıyor? Onları herhalde çok daha derin bir takım bilgilere sahip olduktan sonra ancak söyleyebileceğiz. Şimdilik tabii devletin ele geçirdiği bir takım isimler olduğu ve bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu noktasında bilgiler var elimizde. Ben hep şundan kuşku duydum bugüne kadar terör olaylarında. Eğer etrafa kartvizitler saçılmışsa, yani bunu ben yaptım anlamına gelecek izler bırakılmışsa, ondan biraz kuşku duymak lazım. İlk elde olağan şüpheli olarak üzerinde durulan örgüt elbette olabilir. Ama olmama ihtimalini de başka bir takım mülazaları göz önünde tutarak her zaman düşünmekte yarar var. Öyle düşündüğünüz zaman bir dakika şuraya bir dikkat buyuralım dediğiniz... Mesela şöyle bakalım, yani şimdi ne diyoruz? Suriye. Suriye'nin Türkiye içerisinde kullanabileceği bir takım insanlar. Para mukabili bu işi yaptıkları, Suriye parası bulunduğu filan. Bunlar hep sanki kartvizit etrafı saçılmış gibi geliyor bana. Yani o 5 milyon Suriye lirasını bir yerde muhafaza etmek ve patlamada onun ortaya çıkması filan. Bunlar sanki isteyerek bırakılmış izler gibi geliyor. Suriye niye yapsın diye düşündüğüm zaman bunu, belki başlarda bunu yaptığında bir anlamı olabilirdi. Yani bu çatışmalar bu raddeye gelmeden önce Türkiye'yi de bir biçimde bu işin içerisine sokup milli bir mücadele gibi gösterme ihtiyacı duyduğu dönemler oldu Suriye'nin. Ama bugün öyle bir durumda değil ki Suriye. Suriye nefes alma imkanı, yani rejimden bahsediyoruz, nefes alma imkanı bulunmayan bir rejim. Böyle bir şey yaparak Türkiye'nin gazabını, öfkesini üzerine çekmesinin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla Suriye rejimi tabii yapmış olabilir. Bunu yapmaktan kaçınmayacak bir rejim olduğunu hepimiz biliyoruz. 100 binden fazla Suriyeli şu 1-1,5 yıl içerisinde hayatını kaybetti. Suriye'de tarihi kentler neredeyse harap olma noktasındalar. En önemli tarihi mirasları bombalandı. Şimdi böyle bir rejim elbette bunu da Türkiye içerisinde yapabilir, yaptırtabilir. Ama yine de biraz dikkatli olmak, başka noktalar üzerinde durmak. Şu sıralarda Türkiye'de terörün bitme aşamasına girdiğinden rahatsızlık duyan başka neler var? Onun üzerinde biraz durmak. Bunun Suriye'ye dönük bir yüzü olabilir mi? Yani Suriye'nin de Türkiye tarafından artık sadece dışarıdan sözlerle veya işte mültecileri barındırarak bir yardım şeklinde değil de bizzat ordusunu Suriye'ye göndererek daha fiili bir durum yaratmasından çıkarı olabilecek olanlar var mı? Tam Başbakan Washington'a gidip orada Suriye konusunda en üstteki dosyanın Suriye olduğu çok belirgin ellerindeki dosyalardan. Bu konuda bir uzlaşma, bir anlayış Barack Obama'dan ve Amerika'dan bekleyeceği bir sırada bu olayın hemen öncesinde bu patlamaların vuku bulması, İşte 50'den fazla insanımızın hayatını kaybetmesi, acaba onun elini zayıflatmak amaçlı bir şey de olabilir mi? Bütün bunları düşünmenin zamanı.
Bir de tabii bu istihbarat zaafı gündeme geldi. Bunun da üzerinde durmak lazım. Yani Türkiye'de istihbaratın güçlü olduğunu biliyoruz. Hem polis istihbaratı hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbaratı. Şimdi bana sorsanız istihbaratın şu anda en faal olduğu yerler neresi deseniz benim aklıma bu mültecilerin bulunduğu bölgeler gelir. Çünkü iki yönlü istihbarat çalışması yaparsınız. Bir onlardan size bir zarar gelecek mi diye herhalde ilgilenirsiniz. CHP liderinin bugün grupta söylediği tarzda olaylar orada oluyor mu gerçekten diye bunu merak edersiniz. O sebeple istihbaratınız çalışır. Hem de Suriye'de neler oluyor? O insanların akrabaları orada olduğuna göre hala onlardan o bilgileri almak için yine istihbari bir çalışma yaparsınız. Buna rağmen böyle bir zaafın yaşanması doğrusu pek kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun da sebepleri üzerinde durmak lazım. Niye böyle oldu? Bu kamyonlar nasıl oldu da Reyhanlı'ya kadar gelebildi? Nerelerden geçerek gelebildi? Bir de Ankara'nın hedef olduğuna dair gazetelerde çıkan şeyler. Ankara hedefse ve Ankara'ya gelmişse bu kamyonlar niye oradan vazgeçtiler de gidip Reyhanlı'da patlattılar? Bütün bunların üzerinde, yani bunları sorarken aslında arkasında bir takım şeyler bekleyerek soruyorum. Yani niye Reyhanlı? Reyhanlı çünkü sadece mültecileri barındırdığı için değil, Hatay'ın bir kazası. Hatay, Suriye'nin gözünün üzerinde olduğu, hala Türkiye'nin bir parçası olduğunu kabul etmekte zorlandığı bir toprak parçası. Dolayısıyla oraya dönük bunun yapılması, oradaki insanları bizden soğutmak amaçlı bir şeyler olabilir mi filan, bütün bunların düşünülmesi lazım. Şimdi hakikaten tarihlere baktığınız zaman işte 7 Aralık 2009 Tokat Reşadiye baskınına bakıyorsunuz. Tabii. Obama Erdoğan görüşmesi. İşte 20 Eylül 2011 Ankara Kumrular Sokağı bakıyorsunuz. Obama Erdoğan görüşmesi. Bugün daha da statüsü yükseltilmiş bir görüşmeden bahsediyoruz. Çok uzun süreceği, Başbakan Erdoğan'ın özel yerlerde ağırlanacağı gibi. Şimdi böyle baktığınız vakit bizim alışkın olduğumuz bir terör eylemi değildi bu Reyhanlı'daki olay. İşte Irak'ı, Afganistan'ı biraz çağrıştıran bir olaydı. Obama'nın da zaten halkına söz verdiğini biliyoruz. Ben sizi bir daha böyle savaşlara sokmayacağım diye ve ona onun yüzünden birazcık da geri durulduğu Suriye konusunda Amerika tarafından biliyoruz. Öyle baktığınızda Obama'ya verilen bir mesaj da olabilir mi ve bu mesajı verecek herhalde daha küresel çapta güçler olabilir diye belki bakıyor musunuz? Ne Tabii dersiniz? Zaten bu tür olaylar her ne kadar işte 10 kişi yakalanır, 20 kişi yakalanır ve onlar eliyle gerçekten de eylemler sahneye konulmuş olabilir ama önemli olan o olayı yapanlar değil, onlara bunu yapacak cesareti verenler, lojistik desteği verenler, aklı verenler, emir ve talimatı verenler. Şimdi bunlar hep sizin deyiminizde küresel güçler hesaba katılmadan sonuçlandırılabilecek düşünceler değildir. Mutlaka işin arkasında, yani PKK diye görüyoruz işte Reşadiye baskınını. Tamam, PKK tabii ama o sırada PKK'nın bunu yapması için herhangi bir sebep yokken böyle bir ziyaretin hemen öncesinde onu yaptırma noktasına kim getirdiği sormamız lazım. Tıpkı Reyhan'da bu olayın olmasından hemen önce acaba hangi küresel güç bunu yaptırdı? Siz tabii Obama'yı doğru bir eksene de oturttunuz. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Suriye konusunda Irak'takine benzer bir yaklaşımı benimsememiş görünüyor. Bu da bir tuhaf durum aslında. Türkiye'nin Suriye'yle yakın diplomasi faaliyetlerinin devam ettiği bir dönemde, Türkiye aslında Arap Baharı'nın Suriye'ye yansıdığı ilk dönemlerde o dostluğundan yararlanarak bazı fikirleri telkin etme çabası içerisindeydi. Yani orada iç savaşa dönüşebilecek bir gelişme yaşanmasın diye özel bir çaba gösteriyordu ve dostluğunu kullanarak. Hı hı. O dönemde Amerika, Türkiye'nin dostluk yöntemiyle bu sonuca ulaşmasını engelleyici, daha sert bir tavır takınmasını zorlayıcı, kendisi bir tavır aldı. Yani Türkiye bugün hani eleştiriliyor ya Suriye politikası. Hı hı. O Suriye politikasını en başta kabul etmiş ve bugüne kadar aynı politikayı sürdürmüş değil. Başta arzu ettiği aslında Türkiye'nin o dostluğun zedelenmeden, dostluktan yararlanarak çözüm bulunmasıydı. Ona Amerika müsaade etmedi. Sert bir politikayı zorlayarak. Şimdi bu ne yaman çelişki. Hemen ardından ise Türkiye sertleşince bu defa frene yine Amerika bastı. Ama orada yine siz bu tespiti yaptınız. Yani son bir aydır Amerika Moskova politikası Suriye konusunda sanki yaklaştı. İşte o Boston saldırıları sonrasında. Evet, 3 hafta önce olmuştu o Boston saldırısı ve Amerika'nın Rusya ile ilgili ve terörle ilgili düşüncelerini çok derinden sarstığını biliyoruz.
Moskova'ya gittiğinde Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanı, orada hem Putin'le hem Lavrov'la görüştü. Her ikisiyle görüştükten sonra yaptıkları basın toplantısında, Lavrov'la ortak basın toplantısında çok açık bir biçimde dedi ki, Boston'da olan olaydan sonra Rusya'ya daha sempatiyle bakıyoruz, Rusya'nın terörle mücadele politikalarını. Ve Suriye politikasında da ortak bir çaba göstereceğiz, işte bir uluslararası toplantı yapacağız dedi. O noktadan itibaren Türkiye ile Amerika'nın Suriye politikaları biraz daha açılmaya başladı. Yani hatta bir yazımda bu konuyla ilgili, acaba hangisi hangisini ikna edecek? Obama mı Erdoğan'ı, Erdoğan mı Obama'yı? Sizce? Çünkü vallahi umudumuz ikisinin bir ortak nokta bulması benim şahsi umudum. Yani mesela uçuşa kapalı bölge ve işte güvenlik koridoru, bunlar Ankara'nın talepleri diye biliyoruz. Bunların cevap bulacağını. Bunlar Ankara'nın en baştan itibaren talepleri. Yani nasıl Irak'ta 1991 Körfez Savaşı'ndan hemen sonra çekiç güce dayalı bir no fly zone, uçuşa kapalı bölge ilan edildi. Ve o bölgenin varlığı Irak'ın Saddam Hüseyin rejiminin Kürtleri ve benzeri oradaki daha başka azınlıkları, bu arada Türkmenleri hedef seçmesini engellediyse, Suriye'de de benzeri bir durumun olması için belki aylardan beri Türkiye Amerika'ya aynı türden bir tedbirin burada da alınması gerektiğini anlatıyor. Buna da kulak tıkıyor, kulak vermiyor Amerika. Yani o da anlaşılır bir şey değil. Tabii iki ülke arasında bir fark var yalnız. Irak'ta Saddam Hüseyin'in elinde bütün o iddialara rağmen ne kitle imha silahları vardı ne kimyasal silah vardı. Halbuki Suriye'de hem bunlar var, kimyasal silah var, hem de uçuşa kapattığınız zaman bir bölgeyi sizin uçaklarınızı da vuramaması gerekiyor. Halbuki Rusya'dan aldığı uçak düşürmeye çok müsait füzeler var elinde. Dolayısıyla Irak'tan bir farklılık var. Amerika bundan da çekiniyor olabilir. Ama Amerika'nın böyle uçuşa kapalı bir bölge ilan etmesiyle birlikte vereceği ultimatom herhalde Suriye tarafından dinlenecektir. Türkiye ile birlikte vereceği için bu ultimatomu. Dolayısıyla elinde silahlar olsa, füzeler olsa bile onları kullanmaktan çekinecektir. Buna rağmen Amerika pek bu işe yanaşmak niyetinde görünmüyor. Ve bu gezide de yeni bir şey, yani kim kimi ikna edecek sorusunun cevabı elini olarak. Elini zayıflattılar bu terör eylemiyle. Tayyip Erdoğan'ın eli zayıflamış görünüyor. Çünkü kendisi bir an önce buraya müdahale edelim diyor. Ama böylesine büyük çapta bir terör eylemine muhatap bir ülke. Dolayısıyla biraz daha zorlanmış gibime geliyor. Ama umarım Amerika, Rusya gibi Beşar Esad'lı bir formül peşinde koşan bir ülkenin çizgisinde değil de hiç değilse Beşar Esad ve bazı gözden çıkarıp daha uygun bir muhalif cephenin savunucusu olan Türkiye'nin istediğine yakın bir noktaya gelir. Sayın Fehmi Koç, şunu sormak istiyorum size. Şimdi Perşembe günü Beyaz Saray'da görüşme, bir gün önce bir gün sonra boş diye Ankara kulislerinde biliyorsunuz Fethullah Gülen'le bir görüşme mi gerçekleşecek? Bunun dedikodusu yapılmaya başlanmıştı. Bugün soruldu bu başbakana havaalanında ve programımızda yok ama gökten ne yağar ki yer kabul etmez. Bu ne demek? Bunun okumasını mı yapın? Valla evet, aslında geçmişte olsaydı Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan görüşmesi herhalde hiç kimsenin duymayacağı, bilmeyeceği bir ortamda ama mutlaka üzerine biraz eleştiriler çekecek bir buluşma olurdu. Ama şimdi yani ister birinin Washington'a gelip Tayyip Erdoğan'la, ister ötekinin Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le görüşmeleri kimse tarafından garip karşılanmayacaktır. Dolayısıyla başbakan bir açık kapı bırakmışa benziyor bu konuda. Yani böyle bir görüşme olsa ben hiç yadırgayacak değilim. Belki keşke böyle bir gelişme olsun, görüşsünler de. Türkiye'ye yansıyan şekli, çünkü iki taraf sanki birbirinden çok uzak noktalardaymış. Hatta işte birinin yaptığını ötekisi beğenmiyormuş gibi bir görüntü var. Eğer bu görüntü doğru bir görüntüyse ve bundan sonra da böyle olması gerekiyorsa, hiç değilse onların ağzından bunu işitiriz. Yok, yanlış bir görüntüyse, ben öyle tahmin ediyorum. Eğer bir yanlış görüntüyse, aralarında bu kadar birbirini çok rahatsız edecek tarzda görüş farklılıkları yoksa veya olsa bile bunu birbirlerine karşı tavır almaya sevk edecek bir noktaya getirmemişse, bunu da hiç değilse bu vesileyle öğreniriz.
Ama tabii liderlerin programları çok önceden yapılır. Dolayısıyla eğer o programa girmediyse bunun gerçekleşmesi o kadar da kolay görünmüyor. Yine de şunu merak ediyorum. Bu off the record görüşme, yani birbirlerine söz verdikleri ve gazetecilik etiği anlamında da kimsenin aslında ser verip sır vermeyeceği. Güç zehirlenmesi yaşıyor, Türkiye diktatörlüğe gidiyor gibi bir cümle. Siz Gülen Hareketi'ni de bilen bir isimsiniz. Evet. Böyle bir cümle kullanmış mıdır Fethullah? Yani böylesine çok keskin bir cümle pek onun ağzına uymuyor. Yani Fethullah Gülen sözlerini çok dikkatle tartarak, kuyumcu titizliğiyle tartarak konuşan bir insan. Bir kısmını ilk kez gördüğü bir grup önünde yaptığı bir konuşmada bu kadar keskin, suçlayıcı bir tavır ben zannetmiyorum. Yani mutlaka bunu yansıtanların bu şekilde tercüme edebilecekleri bir rahatsızlık belki dile getirilmiş olabilir. Ama bunun işte diktatörlüğe doğru gidiliyor tarzında, o diktatörlük sıfatının da geçtiği bir biçimde ifade edildiğinden çok kuşkuluyum. Bu size yine soruldu ve bunun üzerine Star gazetesinde de bir yazı yazdınız aslında cemaat üzerine tezler diye. Orada bir miktar da eleştiri var. Bir de yapılan spekülasyonlara ilişkin de görüşünüzü bildiriyorsunuz. Yani artık bu kadar eleştiri getirecekse cemaat siyasete girsin, bir siyasi oluşum haline gelsin. Bir kere o konuda görüşünüzü tekrar duymak istiyorum. Böyle bir şey mümkün müdür yapısı itibariyle baktığınızda? Hayır, ben mümkün görmüyorum. Bir defa cemaat dediğimiz şey bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütünden beklenen, kendisinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde her şeyi yaptığı ama güncel siyasete gelince onu siyasilere bıraktı. Ha, bu demek değildir ki siyasetle ilgili hiçbir görüşü olmaz, siyaseti yönlendirmeye çalışmaz. Bunun çeşitli yöntemlerini zaten bu cemaat yıllardan beri yapıyor ve sadece bu iktidar döneminde değil, daha önceki dönemlerde de iktidarlarla, başbakanlarla yakın ilişkiler kurarak birinci elden bazı hassasiyetlerini onlara aktarıp o yönde adımlar atılmasını veya atılmamasını söyleyerek zaten böyle bir şey sürdürüyor. Şimdi kalkıp doğrudan politika dikte etmek bir iktidara, ki o iktidar biliyoruz ki Tayyip Erdoğan gibi iktidarın paylaşılmaz, parçalanmaz olduğuna inanan bir başbakan, biraz bana onların tabiatına da aykırıymış gibi geliyor. Zaten o yazımda da ben herhangi bir cemaatin, ama bu arada Gülen cemaatinin böylesine bir duruma pek kendilerini getirmeyeceklerine inancımı tekrarladım. Aslında daha önce de böyle birkaç yazı yazdığımı hatırlıyorum. Şimdi eğer böylesine çok açık seçik, arada gerçekten uzlaşamaz görüntü veren bir politika farklılığı varsa, görüşler bu kadar ayrışmışsa, İşte o sorunuzun gereği herhalde söz konusu olacaktır. Bir siyasi partileşme sürecine de gireceklerdir. Ama bunu yaptıkları takdirde cemaat olma noktasındaki üstünlüklerini ellerinden çıkarmış olurlar. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü cemaat olarak etkinliğiniz, siyasi parti olduğunuz zaman hem sizi daha sınırlayacaktır, hem eleştirilere çok daha fazla açacaktır. Başka bir eleştiri tarzı, üslubu sizin karşınıza çıkacaktır. Halbuki şimdi cemaat olarak eleştiriler sınırlı bir biçimde geliyor. Saygın bir dozda geliyor. Her salı günü muhalefet partililerinin ağızlarına aldıkları türden bir eleştiri dozuna hiçbir cemaat lideri pek dayanamaz gibime geliyor. O bakımdan zaten böyle bir niyetleri olduğunu da zannetmediğim için öyle bir gelişmenin yaşanacağını pek düşünemiyorum. Son soru, bugün çok gündem yarattı sizin Akil İnsanlar toplantısındaki protestolarla ilgili. İşte bir kişinin gelip size ilettiği bir yaklaşım var. O da işte protestolar olmasa, toplantılarda gürültülü itirazlar yaşanmasa medya ilgisini kaybeder veya daha ilk günden peşimizi bırakırdı diye düşünenler var. Katılıyor musunuz? Hakikaten yani şimdi, lazım mı o protestolarda Akil İnsanlar? Bence lazım. Yani neticede zaten demokratik bir ülke burası. İsteyen istediğini söylemekte, hatta bunu protestolara dönüştürmekte hakkı var. O bakımdan biz de gittiğimiz yerlerde bunu söylüyoruz zaten. Hatta diyoruz ki protestoculara, temsilcilerinizi seçin, gönderin içeriye, biz onlarla görüşelim. Ve nitekim bazı yerlerde protestocular safında olan insanlar
kendilerin bir heyet seçiyorlar, gönderiyorlar. Onlarla arkadaşlarımız görüşüyorlar. En son gittiğimiz Manisa'da mesela akşam STK'larla bir toplantımız vardı. Tabii kendilerini tanıtırlarken öğreniyoruz. Davetli olarak gelmişler. En fazla protesto eden siyasi partinin çizgisinde ve önemli bir konumda olduğu anlaşılan bir kişiyle yine başka bir protestocu sayılabilecek bir derneğin başkanı oradaydı. Dolayısıyla onlar da tartışmalara katıldılar, fikirlerini ifade ettiler. Konuşulan şeyleri onlar da not aldılar. Biz onların anlattıklarını not aldık. Dolayısıyla böyle bir şey var ama tabii her gidilen yerde bir bağıran görünce kameralar ona döndüğü için ilgi artıyor bu akil insanlar şeyine. Çarşı pazar dolaşması da biz yapıyoruz. Başkaları yapıyor mu bilmiyorum. Oraya gittiğimizde biraz tanınıyorsa heyet, biraz da bu yüzden tanınıyor. Yani beklentilere o yönde oluştuğu için, ha burada böyle birileri gelecek, işte birileri de onları protesto ediyormuş diye bir şey geldiği için, yerel televizyonlar da bunu verdiği için, gidilen çarşı pazar şeylerini herkes tanıyor. Ha bunlar onlarmış diye. Bence iyi oluyor yani. Beypikor, çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim.